Bağlı ver bak, otopark tarafı. İki tık doldu ya benim. %100 yine o kişiler ha. Tamam, ben aynen. Kişi İstanbul'da öldürdüler ya. Onlar da %100. Bağlı sen o şeyle baktın mı? 28-30-35. Bağlı. 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 Şeyi kapattın mı? Masayı kapattınız mı? Duvarı kapattınız mı? Kapıyı kapattınız mı? Evet. Bir terörist kaçmış şu an. At lerin önü. Gene benim ortaya bakacağım değil mi abi? Evet, durunca. Aynen öyle. Daha belli değil, 3 kişi yaralanmış. Şu an 3 tane yaralı var. Hedef polisler. Polislerin içine girerken patlatmış kendini. Evet. İzmir'de bomba patlamaya dinleyenler işte bunu da görüp kena yakınlansınlar. Şu anda İzmir'de de bomba patladı yani. Nazar değdi. Evet, araç. Hani diyorlar ya İzmir'de patlamıyor. İşte görün her yeri, Türkiye'nin her yeri aynı. Bizim için. Evet arkadaşlar. Aynen. Aynen Erhan. Evet şu anda polisler var. Şöyle gösterelim size arkadaşlar. Taraf tıkalı. Buralar polis dolu, çevik kuvvet dolu. Şu an polisler var. Polis araçları var. Şu anda patlamanın olduğu yer. Onlar 2-3 saate kadar bir şey demezler. Memurlar mı? Valla burası memur dolu kardeşim. Hangi memurlara soruyorsun? Hangisi Ali Berk? Yarım saat oldu hemen hemen. Evet, içeride tutacağı kapısı memurlar kullanıyor. Evet. Evet, tam memurların üstüne sürüyor aracı. O anda bir anda patlatıyor ki aracı. Evet, çatışma bitti şu an. Bir tanesi kaçtı. Helikopterler var şu anda. Şu anda helikopterler geziyor. Polis şu anda boşaltmasını istiyor herkesin. Kardeşim kalp atanlar yayını öne taşıyıp göstermesi için bütün insanlar küfür etmene gerek yok. Şu an İzmir Adliyesi. İzmir. Adliye binayı, Adalet Sarayı. Şöyle göstereyim size. Yani şu anda burası insan seli. İzmir Adliyesi. Vallahi bilmiyorum kardeşim. Ondan çatışmadan sonra kaçıyor birisi. Yani burası Bayraklı. Hayır, protesto yok. Şu an polis burayı boşaltmaya başladı. Evet, 3 tane yaralı var. Şu an ölen var mı bilmiyoruz ama bir sürü yani İzmir'in bütün ambulansları burada şu an. İtfaiye, ambulans, herkesi burada şu an. Araç, evet İzmir Adliyesi. Evet, çoktu. İki tane birden olmuş. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, yani polisler yolları kestiler. Yani araç girişleri fazla olmuyor. Sadece polis araçları var. İzmir valisi buradaydı. İzmir İmniyet Müdürü burada. Yani bütün herkes burada. Helikopterler. Kardeşim katipler, yani şu an hepsi koruma altındalar yani. Sadece C bloğa doğru olmuş bu. C bloğa doğru. Sadece bir tane şehidimiz varmış. Arkadaşımız öyle söylüyor şu an.
Şu an yani ambulanslar çıkıyor. Polis araçları burada. Yani yaralılar bayağı var. Şu anda açıklamıyorlar zaten. Allah evet. Çok yaralılar var yani herhalde. Şu anda bütün her taraf kapatılmış durumda. Giriş çıkış yok. Sadece ambulanslar giriş çıkış yapıyor. Şu an ölü sayısı belli değil. Açıklama yok. Şu an bayağı büyük kalabalık. Polisler boşaltıyor buraları. Aynen öyle. Şu an burada İzmir'in en büyük toplu taşıma aracı burada. İzban'ın dibinde olay oldu. Evet, araçlı olduğu kesin. Hani içeriden var mı yok mu bilmiyoruz yardım arkadaşlar. Şu an helikopterler, polis helikopterleri burada dolanıyor. Yani size öyle söyleyeyim. Helikopterler var burada. Folkart'ın tam dibi. Şu anda polis helikopterini görüyorsunuz. Şu an bütün polisler burada. Evet arkadaşlar, kalp atarsanız bir sürü insana yardımcı olursunuz, onlar da görürler. Üste çıkarız. Orada da var kankimşiler oğlum. Oraya çok önemliler ya. Yo, orada yolu kesmeye çalışıyorlar ya. Ha? Orada yolu kesmeye çalışıyorlar. Aynen, ölü var. Evet, silahlı çatışma oldu burada. Yani şu an söylemiyorlar ölü ya da yaralıların sayısını. Televizyonlardan görebilirsiniz. Şu an burası abluk altına alındı. Çevik kuvvet, itfaiye. Bütün birimler burada. Ailelerini görmeye gelenler var burada şu an. Kavga edenler var. Burada annesini, babasını, kardeşlerini arayan var. Bayraklı Belediyesi Başkanı burada şu an. Bütün herkes şu an, bütün İzmir burada daha doğrusu. Yani. Evet, adlerinin önü C blok. Hani bu İzmir'de bomba patlamıyor diyenler için açtık biz bu yerini. Görün, Türkiye'nin her yerinde bomba patlıyor arkadaşlar. Burası da. Burası da İzmir, burası da vatan toprağı. Ya öldüreceksin aslan, İbret alemi aslan ya. Aynen. Sallatacağım ben bunu. Efendim, valla biz de böyle iyi yapmıyoruz. Toplanıyoruz buralara ama. Kalabalık halinde. Bornova'dan. Hadi ya, Bornova'da malzeme yükledim de. Tamam tamam, biraz 25 dakikada. Ana cadde gidelim, ön cadde var ya, orada tüm kapalı, arka yol tüm kapalı. Arda, biz öyle bir şey demiyoruz kardeşim, sadece burada hani İzmir'de patlamıyor diyorlardı ya, o arkadaşlara söylüyoruz biz. Burası da vatan toprağı. Topla geç, ileride. Allah razı olsun kardeşim, sağ olsun. Aynen öyle. Evet tamam da sen niye küfür ediyorsun şimdi Arda? Yani bu küfür edilecek bir durum mu? Senin burada
Yani milletin başı sağ olsun diyeceğine sen provokatör yapıyorsun. Kendi kendine bir şeyler söylüyorsun. Siyasetçi konuşuyorsun. Bak buradaki bütün insanlar öyle bir şey yapmıyorlar. Senin ortalığı karıştırmak amaçlı. Bence çık sen bu yayında. Evet, doğru, bir tane terörist kaçtı. Şu an helikopterler burada dönüyor etraflarda. Şöyle göstereyim size. Polis helikopterleri var. Allah razı olsun. Şimdi engelleyeceğim. Eğer bir daha yazarsa engelleyeceğim. Merak etmeyin. Arkadaşlar, burası adliyenin önü. İzmir Adliyesi'nin önü. Şu anda bütün İzmir'in ambulans. Şu anda burası çok kalabalık. Evet, çatışma oldu, çatışma doğru. Evet. Polislerin üstüne sürüyormuş zaten aracı, öyle duyduk biz de. Ondan dolayı şey yapmışlar. Şu an TRT ekibi geldi zaten. TRT ekibi geldi. Şu an TRT ekibi burada. Şu anda olay yerine gidiyorlar. Yok, evet, şu anda Bayraklı Belediyesi burada. Evet, girmeye çalışıyor TRT. Polis ekipleri şu an izin vermiyor ama TRT bekliyor şu an. Şu anda durumumuz bu. Hani, şu anda yayın yasağı varmış herhalde. Şehit bir tane varmış herhalde. Şu anda burada hiçbir şey belli değil, görünmüyor. Yani olay yeri kapatıldı tamamıyla. Polisler, ambulanslar hep sordu. Hayır kardeşim, şu an kalp atanlar yayını üst zirveye taşıyıp yani buradaki olayın görmesi için varlar. Anladınız mı? O yüzden kalp atmanızı istiyoruz. Yani daha üst seviyeye çıkıp bu olayları görmelisini istiyoruz bütün halkımızın. İzmir'de olanları. Adliyenin içine giremiyoruz kardeşim. Bak istersen adliyenin önü şu an böyle. Yani kim girebilir ki buraya? Burası İzmir'in Melis Adliye Bayraklı. İzmir Adliyesi Bayraklı. Şöyle göstereyim size bir daha tekrardan. Adalet Sarayı İzmir. Yani bir tane ölen varmış. Bornova'dan haber yok şu anda. Ölen bir polis, şehit. Aynen öyle. Bayraklı, evet. Evet, o öldü. Bilmiyorum. Şu an bütün yani İzmir'in polisleri burada. Giriş ve çıkışları kontrol altına almaya çalışıyorlar.
İnsanlar her yerde şu anda. Karşı taraflarda insan dolu, binaların olduğu yerler. Polis ekipleri burada. Polis ekipleri şu anda bu arazide arama yapıyorlar. Ağaçlık bölgeyi görüyorsunuz. Orada arama yapıyorlar şu an. Nereden gelindiğine dair. Ya CNN ne yazdığını bilmiyorum ama yani şu anda burada yok. Şu an TRT'nin arabasını da zaten içeri almadılar. Şu anda o dağda bekliyor. Onu almadılar içeri. TRT bekliyor. Evet, burası İzmir arkadaşlar. İzmir Bayraklı Adliye. Bütün İzmir polisi burada şu anda neredeyse. Trafik polisi, hepsi. Şu anda içeri girenler var. İçeriden çıkanlar var. Şu an atlayından çıkanlar var. Gördüğünüz gibi. Kontrollü biçimde. İnanır mısınız yani buradaki insanlar hayat kurtarmak için varlar. Şu anda Adliye'den çıkanları görüyorsunuz. Kontrollü bir çıkımda çıkarıyorlar. Bunlar ne bir şey gibi olduğunu yani insan var. Adam da arkadaşlar, burası insan seli. Yani burada nasıl diyeyim size, yani şu anda ağaçlık bölgeyi gördüğünüz yerde boş fabrikalar var. O yüzden dolayı oradan tehlikenin gelmesi de yüksek olduğu için polisler hep o tarafları dolaşıyorlar. Evet, TRT girdi içeri şu an. TRT içeride. Arkadaşlar, dualarınız İzmir'de olsun. Burası da bir vatan toprağı. Arkadaşlar, şimdi olayın bilen bir arkadaşa çeviriyorum. O size anlatsın olayı. Lütfen. Aynen, iki araç. Bir tane şehidimiz var herhalde kardeşim. Tam olarak buradan gösterilmiyor. Şu anda kontrollü bir şekilde insanları çıkarıyorlar Adliye'den. Gördüğünüz gibi insanlar çıkmaya başladı oradan. Yani sivil insanlara bir şey yok. Bütün İzmir polisi burada. Bayraklı Belediyesi şu an burada. Vali buradaydı. Arkadaşlar, yayını kapatıyorum artık. Kusura bakmayın. İyi günler.